0.1 arkadaşlar kesirli yazalım 1 bölü 10 0.025 nedir 25 virgülden sonra 3 basamak var o yüzden 1000 yazacaksınız aşağıya 3 0 yazacaksınız hemen sadeleştirelim 25 ile 100 sadeleşir 1 bölü 4 olur yani 1 bölü 40 oldu burası 1 bölü 10 ile 1 bölü 40'ı toplarsak payda eşitlediğimizde 4 1 daha 5 bölü 40 bunları da sadeleştirirsek sol tarafı 1 bölü 8 bulduk. Sağ tarafa geldiğimiz zaman 4 bölü 3'ün tersi nedir? 3 bölü 4. Şimdi ne yapacağız o zaman? İkisini birleştirelim. 1 bölü 8'i 3 bölü 4'e böleceğiz. Böylece 1 bölü 8 çarpı 4 bölü 3 oldu. 1 bölü 2 çarpı 3'ten 1 bölü 6 D şıkkı. 1 bölü kök x. Aşağıyı kök 4'ü 2 diye çıkaralım. 3 bölü 2 kök x. Eksi 6 bölü 3 kök x arkadaşlar. Buradan 1 bölü kök x artı 3 bölü 2 kök x eksi 2 bölü kök x olacak. Payda eşitlersek 2 artı 3 eksi 4 bölü kök x hatta 2 var pardon. Buradan böylece 1 bölü 2 kök x eşittir 1 oldu. Her iki tarafın karesini alıp içler dışlar yapalım. 2 çarpı 4x şöyle düzelteyim hatta pardon. Burada e, her iki tarafın karesini aldım. 4x dedim. 4x eşittir 1. x de buradan bakın. 1 bölü 4. C şıkkı. 1 bölü kök x. Aşağıyı kök 4'ü 2 diye çıkaralım. 3 bölü 2 kök x. Eksi 6 bölü 3 kök x arkadaşlar. Buradan 1 bölü kök x artı 3 bölü 2 kök x. Eksi 2 bölü kök x olacak. Payda eşitlersek 2 artı 3 eksi 4 bölü kök x hatta 2 var pardon. Buradan böylece 1 bölü 2 kök x eşittir 1 oldu. Her iki tarafın karesini alıp içler dışlar yapalım. 2 çarpı 4 x şöyle düzelteyim hatta pardon. Burada e, her iki tarafın karesini aldım 4 x dedim. 4 x eşittir 1 x de buradan bakın 1 bölü 4 c şıkkı. Bu sorunun benzerini ta 2004 yılında sordular gerçekten e, ters bir soruydu o da anlaşılması ilk etapta zor sonra bir de çözmek gerekiyor. Şimdi birinci bölme 3 tam tur çevrildiğinde arkadaşlar 1 e, artıyormuş sonra ikinci bölmedeki 4 çevrildiğinde 3. bölme 9 4. bölmede 10 çevrildiğinde arkadaşlar 1 tur 1 sayı artıyormuş. Bir de göstergeler 9'dan 10'a geçmiyor. 9'dan 0'a baş dönüyor tamam mı? Yani 8, 9, 0, 1, 2, 3 diye gidiyor. 12, 6 ve 34'ü de size örnek olarak vermiş arkadaşlar. Şimdi 1728 görünen şeyi 147 tam döndürdüğümüzde ne olacak bir bakalım. 147'yi önce 3'e böleceğim en sağdaki ne oluyormuş diye. 147'yi 3'e böldüğüm zaman 49. 49 kere tam dönüyor değil mi bu? Şimdi arkadaşlar 49 kere sayı atlatacağız ya. Bu onda bir başa dönüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3 diye devam ediyor. Onda bir başa döndüğü için 49 10'a bölersek 4 kere birer tur dönmüş olacak. Tam tur yani 10 kere. Sonra arkadaşlar kalan buradaki 9 kadar devam edecek yoluna. Yani 8'den itibaren 9, 0. 2 gittiğinde 0'a geldi. O zaman 9'dan 2 çıkardım. 7 daha gitmem lazım. 0'ın üzerine 7 eklersem 7 olur. Demek ki bu 7 olmuş. Sonra arkadaşlar 147'ye gidiyorum. 4'e bölüyorum. Kaç tam yapar bu? 144'ü 4'e bölersek 36. 36 kere sayı atlar. 36 atladığında ama onun katı bu. 10'a böldüğümüz zaman 3 kere 10 defa gideceği için arkadaşlar haliyle 2'ye döner sonra kalan 6 kadar ilerler. 2'ye 6 eklersek 8 olacaktır. 147'yi 9'a böldüğümüz zaman yine burası 16 olur. 16 olduğunda yine 10 defa gideceği için sayı bir kere tekrar başa dönecek, 7'ye gelecek, kalan 6 kadar hareket edecek. Şimdi yazıyorum 8 9 0. 3 tane de olduğu zaman sıfırlandı, başa geldi. O zaman 6'dan 3 çıkarırsam çünkü 6 tane sayı ilerleyecek. 6'dan 3 çıkarırsam 3 daha ilerler. 1, 2, 3 olur burası da arkadaşlar. En sonunda da 147'yi kaça böleceğiz? 10'a böleceğiz. 147'ye 10'a böldüğümüz zaman 14 olacak. 14 demek bir kere zaten 10 defa dönüp yine 1'e gelmesi demek. 14'ü bir daha 10'a bölersek 4 daha ilerleyecek. 1, 4 daha 5. 8, 8 daha 16, 7 daha 23 oldu bu rakamların toplamı. Gıcık bir soru yani böyle kötü soru manasında değil yapması gıcık bir soru arkadaşlar. Bu şekilde 3 dakika neredeyse bakın sürdü anlatması. Burada periyodik bir durum göremedim ben arkadaşlar. Tek tek yazacağız yani. Yazması da çok öyle uzun sürmüyor kolay sayılar olduğu için. Farklı gören olursa söylesin tabii. 10, 2'ye bölersek 5, 4 eklediğimizde 9, sonra 36, 34, 17, 21, 84, 82, 41, 4 ekledik 45, 4, 180, 178, 2'ye böldüğümüz zaman 89, 93, 360, 372 pardon. Ee, sonra 372'ye den 2 çıkaracağız. 370, 2'ye böldüğümüzde 185. Böylece 3'e bölün 3 basamaklı 2 bölü 2'ye bölünmeyen bir türlü söyleyemedim. 3 basamaklı 2'ye bölünmeyen ilk sayıyı bulmuş olduk. Toplamda 18 tane sayı yazdık. E şıkkı. Burada verilenleri uygun bir şekilde yazacağız. Ekstra bir şey yapmayacağız aslında. Üstü sayı bilgisi sorusu. 4 tane 4 üzeri 10'un çarpımı ne demektir? 4 üzeri 10'un arkadaşlar 4. kuvvet demektir. 6 tane 8 üzeri 5'in çarpımı ne demektir? 8 üzeri 5'in 6. kuvveti demektir. Bunları bölüyormuşuz. X tane 16 üzeri 2'nin toplamı demek normal. E ee, şöyle düşünün. 5 tane 10, 5 çarpı 10 demek gibi. X tane 16 üzeri 2 de X çarpı 16 üzeri 2 demektir. Böylece 8 üzeri 5, 2 üzeri 3, bir de üzerinde 5 var. 15 bir de üzerinde 6 var. 2 üzeri 90. 2 üzeri 2 üzerinde 10 var 2 üzeri 20. Bir de 4 var 2 üzeri 80. Böylece 2 üzeri 10 eşittir x çarpı 16 nedir? 2 üzeri 4 bir de üzerinde 2 var 2 üzeri 8. Gördüğünüz gibi böylece x 2 üzeri 2 oldu. A şıkkı. Şimdi arkadaşlar hangisinin lastiği patlamıştır nasıl anlarız? Çok basit. Şimdi bir tanesinin patlamış, bir tanesinin patlamamış olduğu için yanlıştan başlayalım. Diyelim dediniz ki hızlı olan gitsin. 120 çarpı 10 olduğu için 1200 kilometre gider ki bu 980'i aşar haliyle olmaz. Demek ki mantıklı olan haliyle arkadaşlar yavaş olan yoluna devam etmiş. 80 çarpı 10'dan 800 kilometre gitmiş arkadaşlar. 800. kilometrede bunlar karşılaşmışlar 10 saatte. Ama tabii ki bu 10 saat yol almadı. Ne kadar yol aldığını nasıl anlayacağız? 180 kilometre gitmiş sadece 980'e ulaşmak için birlikte. 180 bölü 120'den buçuk saat arkadaşlar hareket edebilmiş. Böylece buçuk saat sonra bunun lastiği patlamıştır. B şıkkı. Bir kere basınca lamba yanıyor. Bir kere daha basınca lamba sönüyor. Normal aslında e, buton, e, düğme mantığı arkadaşlar. Şimdi... O zaman şöyle bir şey yapabiliriz bakın iki kere basmak için bir tanesini seçerim örnek 5 numarayı seçtim diyelim bunun butonuna bir kere bastığımda yanacak bir kere bastığımda sönecek E o zaman yine aynı görüntü olacak hepsi yine sönük kalacak bu mecburen bir tane oldu hangisini seçtiğimden bağımsız istediğim bir tanesini seçtiğimde arkadaşlar iki kere bastığım için bir yanacak bir sönecek böylece hepsi sönük görünecek bu bir durum artı 5 tanesinden 2 tanesini seçerim arkadaşlar. Birer kere bastığım zaman bunlara ne olur tabii ki oradaki görüntü yanık. iki lamba böyle. Diğerleri de sönük. Buradan da 5'in ikilisi olduğu için 10 tane durum vardır. Burada zaten bir durum vardı. 11 farklı durum oluşur. Cevabımız B şıkkı. Bu periyot sorusu arkadaşlar. Üsttekine baktığınız zaman yeşil, kırmızı, mavi, sarı, yeşil, kırmızı, mavi. Böyle gidiyor bakın. Demek ki YKMS şeklinde gidiyor. Sonra bir daha başa dönüyor. Periyot ne oldu? 4. Bizim istediğimiz ne? Kırmızı. 4K artı 2 yani. Çünkü her 4 bitecek. Sonra başlangıçtakinin ikincisi olacak. Sonra arkadaşlar geliyoruz ikincisine. İkincisinde de sarı, yeşil, kırmızı, mavi, kırmızı, Yeşil, şimdi sarıya geldik. Bakın bunun da periyodu 6 oldu. 6M artı 3 kırmızı olabilir ama aynı zamanda kırmızı bakın burada da var. 6M artı 5 de olabilir arkadaşlar. Buna göre 6 ile bölümünden kalan 3 olacak, 6 ile bölümünden kalan 5 olacak ya da 4 ile bölümünden kalan 2 olacak. Buna göre 3 uyar çünkü 212 4 ile bölünür, 214 4 ile bölümünden kalan 2'dir. 172 ikisine de uymuyor. Hatta 3'üne de uymuyor. 6 ile bölümünden kalan 3 değil. Kalan 5 değil. 4 ile bölümünden kalan 2 de değil arkadaşlar. 147'ye geldiğimiz zaman bunun da 4 ile bölümünden kalan, pardon, 6 ile bölümünden kalan 3'tür. O yüzden bu da olur. Cevabımız 1 ve 3 olabilir. D şıkkı. Bu soruda tamamen saf böyle denklem kurma yapacağız arkadaşlar. İlk durumda x tane torbamız olsun elimizde. Bunların her birine 4 tane koyarsa hiç torba artmıyormuş ve elinde 4 tane ürün kalıyormuş. O zaman 4x artı 4 tane ürünü var bunun. Değişmeyen şey ürün sayısı. İkinci durumda torbaların 3'te 1 boş kalıyormuş. Ama bir dakika. 2x bölü 3'ünü kullanıyor. Ancak arkadaşlar bunlardan bir tanesinde sadece bir ürün var. O yüzden 7 çarpı 2x bölü 3 demeyeceğiz. 7x, 7 çarpı 2x bölü 3 eksi 1 diyeceğiz. Örnek elinde 20 torba varsa bunların 19 tanesi tam 7 tane alıyor. Kalan bir tanesine bir tane kalıyor. Bunun gibi düşünün. Böylece 2x bölü 3 torbayı kullandı. Ama bir tanesinde sadece 1 olduğu için onu ayırdım bakın. Böylece diğerlerinde 7'şer tane var. 4x artı 4 eşittir 14x bölü 3 Eksi 7 bir daha eksi 6. 10 eşittir sağ tarafa atarsak 2x bölü 3. X buradan sadeleştirelim 5. 15 oldu arkadaşlar. Torba sayısı 15 olduğuna göre rakamları toplamı 1 artı 5'ten 6 yani C şıkkı. Evet bir fonksiyon sorusu bileşke fonksiyon. F bileşke G 16. G zaten belli. X gördüğümüz yere 16 yazarsak G 16 eşittir. Kök 16 yani 4 artı 4'ten 8 oldu. Şimdi ne yapacağız? F'nin için artık 8 yazacağız. 64A artı 2 eşittir 194. A buradan 3 geldi. Fx'in böylece 3x kare artı 2 olduğunu bulduk. X gördüğümüz yere 2 yazacağız. F2'yi sorduğu için 12 artı 2 14 E şıkkı oldu doğru cevap. Tehlikeli sorulardan bir tanesi daha arkadaşlar bu şimdi. Ee, son yaptığı atışta bir balon patlattığı biliniyor. Atışların bir tanesinde yan yana duran iki balonu birden vurmuş. Toplam altı atış yapmış ve bu atışların bir tanesinde de balon patlatamamış. Şimdi e, burada hangi atışta balonu patlatamadığı ya da hangi atışta ikili vurduğu önemli. Şimdi ikili vurma durumu nedir? 1 2 3 4-5 yan yana vuracakmış Çünkü o zaman arkadaşlar son atış hariç 5 atıştan bir tanesinde bu 5 ikiliden bir tanesini vurmuştur temsil olarak gösteriyorum diyelim bunları vurmuş olsun tamam mı Elimizde kaç tane artık balon kaldı 4 tane balon kaldı arkadaşlar ne diyeceğiz ee, Bir de patlatamadığı durumu o özel durumu da görelim. 5 atıştan bir tanesinde dedik ki işte artık ikili atış yaptı. Kalan 4 atıştan bir tanesinde arkadaşlar ne yapacak? Vuramayacak. Yalnız şunu diyebilirsiniz. E hocam burada 6 atış yapacak. Siz 5 ile başladınız. Neden? 6. atışın zaten denk geldiğini biliyoruz. Oraya gelelim şimdi. 6. atışta bu 4 tanesinden bir tanesini vursun. Böyle. Sonra arkadaşlar 3, 2, 1 diye gidecek. Böylece olayı halletmiş olacağız. Burada şurası 5, 4, 3, 2, 1 olduğu için şu kısım 5 faktöriyel. Sonra burası 5 çarpı 4, 20. 20 çarpı 5 faktöriyel. Şıklarda ne var? 20 çarpı 120 yani 2400 A şıkkı olacak arkadaşlar sorunun cevabı.